أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من المأثم والمورم اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا ما سأله محمد ربه اللهم نجني من النار وأسألك مغفرة بالليل والنهار والمنزل الصالح آمين اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأدخلني الجنة آمنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشفي خلقي بالنار نعوذ بالله من عذاب النار نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من فتنة الدجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين Maide suresi 106. ayet. Ey iman edenler! Sizde ölüm alametleri belirdiğinde vasiyet edeceğiniz sırada içinizden iki dürüst kişiyi şahit tutun. Yahut yolculuk esnasında başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki şahit olsun. Eğer şüphe ederseniz o iki şahidi namazdan sonra tutar ve yeminimizi akrabalarımızın menfaati de söz konusu olsa dünyanın hiçbir şeyine değişmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizde bir emanet, bir borç olarak bulunan şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz kesinlikle günahkar oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Bildiğiniz gibi Maide suresi Veda Haccı sıralarında nazil olan bir sure-i celiledir. 112. Tövbe 113. Nasr suresi de 114. sure ile böylece Kur'an-ı Kerim nazil olma sıralamasına göre tamamlanmış oluyor. Veda haccından sonra artık belli ki Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatı yaklaştı. Buna sinyaller vardı. Bir Maide suresi 3. ayette El yevme ekmeltü leküm dinekum ila ahir Hazreti
Ayşe validemiz, babası Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz öyle anladı ve ağladılar. Bir de Kurban Bayramı'nın birinci günü nazil olan Nasr Suresi ve Estağfirhü'nün vavuna kadar 63 harf vardı. Efendimizin günahı olmadığı halde Allah'a dön, Allah'a tövbe istiğfar et. Yani Allah'a döneceksin manasında 63 yaşında. Zaten 63 yaşındaydı ve yakında vefat edecek demek. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın da vefatı yaklaştığı için özellikle vefatının yaklaştığını veya ben artık vefat edebilirim diye belli emarelere sahipse özellikle o tip insanların da vasiyet etmesi lazım geldiğine dikkat çeken burada 3 ayet. Yani 106, 107, 108. ayetler bir müminin yapacağı vasiyet ve vasiyetin vasiyet olması için gerekli şartlar ile alakalı bir bölümdür burası. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a da işareten diyor ki ya Muhammed senin de ecelin yaklaştı, sen de vasiyette bulun. Gerçi ayetin ayrı bir sebebi nüzulü var. Üstünde duracağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradan işareten anladığı ve yaptığı vasiyetlere kısaca temas etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki biz peygamberler cemaati olarak ümmetimize veya çocuklarımıza dünyevi mal ve mülkü miras olarak bırakmayız. Bize mirasçı olunmaz. Biz ne bıraksak sadakadır. Efendimiz Aleyhisselam Buhari'nin sahihinde, Müslim'in sahihinde geçen bu hadis-i şerif, biz dünyevi mal olarak ne bıraksak sadakadır. Başka bir rivayette benim mirasçılarım bir dinar bile bölüşemezler. Yani kendi zaten hayatta kalan Fatıma validemiz kaldı. Başka öyle mirasçıları da yoktu zaten. Ve sonra işte onun torunları var. Ayrıca buyurdular ki kadınların nafakasından ve mütevelliğinin masrafından sonra ne bırakırsam sadakadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ayetin işari manasından vasiyetini yapması ve işte Efendimiz Aleyhisselam'ın da vasiyetleri bunlardır. Vasiyet öldükten sonra benim malım kime ne kadar gidecek, ne yapacaksınız? Bununla alakalı işte vasiyet. Hazreti Ayşe'nin ve sahabe-i kiramdan bazılarının bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam vefat ettiği zaman miras olarak ne bir dirhem, ne bir davar, ne bir deve, ne bir erkek köle, ne kadın bir köle bırakmış, ne de vaziyet edilecek malı bulunmadığı için bir şey vasiyet etmiştir diyor. Yani anasından dünyaya geldiğinde nasıl hiçbir şey yoktu ise öbür aleme giderken de dünyevi mamelek olarak Efendimiz Aleyhisselam, diğer peygamberler de öyle, arkasında dünyevi servet bırakmamıştır. Biz güzel ahlakı miras bırakırız. Ve bir de veda hacında ısrarla 4 yerde 4 defa tekrar buyurduğu ümmetine ve kendi tabii yakın akraba çocuklarına da Kur'an'ı ve sünneti vasiyet ettiğini, onları bıraktığını ifade ediyor. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan ancak bindiği ak bir katır ile Allah yolunda vakfetmiş olduğu bir arazi parçasından bir de kullandığı silahından başka bir şeyi olmadığını raviler bize rivayet etmişler. Rivayetin kaynağı Buhari'nin sahihinde. Hatta vefatı sırasında zırh gömleği bir Yahudi'ye 30 sağ arpa karşılığında terhin edilmiş bulunuyordu, rehin verilmiş oluyordu. Hazreti Ebu Bekir halife olunca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kime vaadi varsa
alacaklının gelip alacağını alması için Medine'ye, Medine sokaklarında münadi gezdirdi ve onları Bahreyn'den gelen mallardan ödedi. Hazreti Ali de Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra diyor ki Resulullah Aleyhisselam kime bir vaadi veya borcu varsa bana gelsin ben öderim diyerek etrafa münadiler göndererek nida ettirdi. Ve sağ oldukça her yıl adam gönderip kurban kesme günü Mina'da Akabe yanında böyle nida ettirmeye de devam etti. Belki Medine'de vefat edince Medine-i Münevvere'de yaşayanlara Efendimiz'in borcu yoktur da belki vaatlerin sözleri olarak Mekke'dekilere, çevreden gelenlere vardır belki diye öyle haç zamanı Mina'da ve Akabe'de böyle münadiler gönderiyordu Hazreti Ali. Efendimiz'in söz verdiği, bir şeyler söz verdiği kimseler varsa bana gelsin diye. Ve Allah'ın kullarından gelip haklı haksız her isteyenin isteğini verdi. Normalde iki tane şahit istenmesi lazım. Yani senin babanın bana borcu var dedi adam mesela benim babam diyelim rahmetlik oldu. Ben de ilan ettirdim. Babanın bana şu kadar borcu var dedi. Ben iki tane şahit isteyeceğim. Getirirse vereceğim veya karine güçlü olmalı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz verdikleri varsa kim ne istediyse Hazreti Ali Efendimiz delil istemeden, karine istemeden Efendimiz Aleyhisselam'ın söz verdiği şeyleri de yaptı. Hazreti Ali'den sonra vefat edinceye kadar Hazreti Hasan, ondan sonra da şehit oluncaya kadar Hazreti Hüseyin de aynen bu şekilde davrandığını en sağlam kitaplar. Mesela bunun kaynağını söyleyeyim. İbn-i Saad Tabakatında anlatmış bunu. Yani burada şu hususa baştan kısaca temas etmek istedim ki belli ki Efendimiz Aleyhisselam artık bu Maide suresindeki ayetlerle de vefat edeceği anlaşıldı. Ve vasiyet ayeti geçiyor burada. Üç ayet içerisinde şartlarıyla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir malın mülkü yok. Zaten bir mal ve mülkü mirasçı olarak da bırakmayız. Biz peygamberler buyurdu ama sonuç olarak da bu vasiyetin emri, ayetin tavsiyeleri içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kısaca vasiyetlerini aktarmış olduk. Herhalde biz de Efendimiz'in ümmetiyiz. Vasiyet bizim rehberimiz böyle yaptığına göre biz de süratlice öbür aleme doğru giderken vasiyetlerimizi bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Bu ayetin üstünde biraz geniş duracağım çünkü hepimizi alakadar ediyor. Vasiyet, Türkçe'ye tavsiye kelimesi olarak da geçmiş. Emretmek, bir işi birisine ısmarlamak, bir malı ölümden sonra başkalarına bağışlama veya malının nasıl taksim edileceğine dair bir fıkhi terim olarak ifade edilmiştir. Din ilimlerinden, fıkıhta ve hadis usulünde çok farklı, ayrı ayrı manalara geldiğini de görüyoruz. Fıkıh ıslahında vasiyet iki aynı manada kullanılmaktadır. İki tane farklı manası var. İkisi de aynı manaya geliyor. Bir malı veya menfaati ölümünden sonraya bağlayarak bir şahsa veya bir hayır kurumuna karşılıksız olarak bağışlamak. Bir bu manada bağışlamak. Çocuklarına vasiyet değil de malının hayır kurumlarına da verecekse bu Tahanavi Keşaf-ı Istilahatül Fünun kitabında bir de Ömer Nasuh Bilmen Hoca'nın Hukuk ıstılatı fıkhiye kamusu var. 5. ciltte oradan da vasiyetler bahsi genişçe anlatılmış. Bakmanızı tavsiye ederim. İkinci olarak bir kimsenin ölmeden önce küçük çocuklarının mali işlemini yürütmekte veya terikesinde tasarrufta bulunmakta birisini yetkili kılmasıdır. Demek bir başka hayır kurumlarına bağışlaması manasında vasiyet bir de
kendi çocuklarına, küçük çocukları varsa malına sahip çıkamayacak. Onlara ne kadar ne veriyor? Kendi tehlike arkada bıraktığı malının nasıl taksim edilmesi lazım geldiğini anlatma, tavsiye etme, yazarak bildirme ki iki tane şahit var burada, ayette az sonra duracağız. İki şahit huzurunda yapmalı. İslam'da herkes de şahit olamaz. Şer'i mahkemelerde şahit olma şartlarına haiz olması lazım. Mirasta, miras taksimatında, vasiyette de şahit olacak kimselerin. Ayette bir hususa daha dikkat çekiyor. Bir de yolda ani öleceğini anladı. Yani ağır bir hastalığa yakaladı. Orada da ayrıca iki şahide daha yazdırması lazım. Böylece dört tane şahit meselesi önümüze çıkıyor. Ayet-i kerime üstünde az duracağız. Vasiyet çeşitleri diye bir mesele vardır fıkıh kitaplarında. Vasiyet bir olay veya zamanla kayıtlı olmazsa buna zamanla kayıtlı olmayan vasiyetlere mutlak vasiyet deniyor. Şu zamanda değil işte şu malımı filan yere verin. Ne zaman? Zamanı yok. Buna mutlak vasiyet deniyor. Ama belirli bir olayla veya zamanla şu işim olursa, şu zamana kadar ölürsem gibi kayıtlı bir vasiyette bulunursa buna da mukayyet vasiyet deniyor. Musabihin miktarı, yani üç burada cümle vardır. Bu tabirleri ezberlemelisiniz. Tabirleri söyleyeyim. Bir musi var. Bu tabir ezberleyin. Musi vasiyette bulunan. Artık bir daha bunları bu şekilde söyleyeceğiz. Musi vasiyette bulunan. Musa ile kendisine vasiyet edilen kişi. Bir de musabih var. Vasiyet edilen şeyler. Vasiyet eden var, vasiyet edilen var, bir de vasiyette neleri vasiyet ettiği, o eşya, o mal, o mülk var. Yani üç mesele var. Musi, daha doğrusu Musi, bir Musa leh, bir de Musa bih. Şimdi bu tabirleri anlatabildimse eğer, Musa bihin miktarı malın üçte biri, dörtte biri gibi bir oranla değil. Vasiyet edeceği şeyler malımın üçte birini şöyle vasiyet ediyorum dememeli. Belirli bir miktarda belli olursa mürsel vasiyet. 5.000 liramı veya 5.000.000'umu işte filan vakfa verin dedi. Bu da mürsel vasiyet deniyor buna. Miktarı belli edilmeden tehlikenin üçte biri, dörtte biri gibi bir oran vasiyet edilirse bu vasiyete de gayri mürsel vasiyet deniyor. Demek vasiyetler, mutlak vasiyetler var, mukayyet vasiyetler var, mürsel vasiyetler var ve bir de mürsel olmayan vasiyetler vardır. Ve ayrıca vasiyet edilen şeyin mal veya menfaat olması bakımından da vasiyetler vasiye bil mal, vasiye bil menfaa gibi. Benim bu evin menfaatini, kuyunun menfaatini vasiyet ediyorum. Kuyunun kendini değil. Eğer kendisini de mal olarak vasiyet ederse vasiye bil mal deniyor ona. Menfaatini vasiyet ederse vasiye bil menfaat kısımlarına giriyor. Demek ki vasiyetlerin de kendi içerisinde değişik şekilleri vardır. Vasiyetin meşruiyeti meselesi, meşru akitlerden bir tanesidir vasiyet İslam'da. Tarihe açıdan bakıldığında vasiyetin İslam'dan önce de cahiliye toplumunda, demek Hazreti İbrahim döneminden beri devam ede gelen bir vasiyet sistemi vardı. Mesela eski Romalılarda da olduğu anlaşılıyor. Değişik bütün toplumlarda, yeryüzünde ve insanlık tarihinde vasiyet sisteminin olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim eski sistemi kabul ediyor ancak belli şartlara bağlıyor. Az sonra bunların üstünde duracağız. Vasiyet
de bulunmak bütün İslam ulemasına göre meşruiyeti kitap, sünnet, icma ile sabittir. Bakara suresinin 180. ayeti, ki az sonra bunun üstünde duracağız. Bakara suresinin 180. ayette bu vasiyetle alakalı bir bölüm geçmişti orada. Kütübe aleyküm ize hadara ahadekümül mevte intereke hayran el vasiyyetü lil valideyni vel akrabine bil ma'ruf hakkan alel müttakin. 181. ayette de devam ediyor. Birinize ölüm yaklaştığında, ki bu ayette de var. Ya eyyühellezine amenu şehadetü beyneküm İza hadara ehadekümül mevt hinel vasiyye. Yani vasiyet etmek için ölümünüzün yaklaştığını, ölümünüz yaklaştığı zaman diyor burada 106. ayet Maide suresi. Bakara suresi 180. ayette de yine aynı manaya vurgu yaparak birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına, akrabasına uygun bir vasiyette bulunması sakınanlara bir borç olarak yazıldı. Buradaki yazıldı, kütübe aleyküm farz manasında anlaşılmıştır. Demek ki bir manasıyla bir insanın malının taksim edileceği, kime ne vereceğini yazması, vasiyeti, evet Bakara suresi 180-181'de de geçiyor. Maide suresi 160. ayette burada da geçtiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yine Bakara suresi 240. ayette de geçiyor. Bunu o zaman işlemiştik, hatırlıyorsunuz. O günkü derse katılanlar. Bir de Nisa suresindeki miras mevzusu 11 ayette anlatılır. 10 ayet Nisa suresinde, bir ayeti de Enfal suresinde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de miras hukuku 11 ayette anlatılır. 11 ana mirasta pay alanlar vardır. O da nükteli. 11 ana pay var. Ve 11 ayetle anlatılmış. Üstad da bu hususu 11. mektupta anlatmış. Olabildiğince tevafuklu Risale Kerameti olarak da az sonra bu ayetlerin üstünde de duracağız. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet, yani 106'dan itibaren 3 ayette, ayrıca Bakara suresi 180-181'de 240. ayette, Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerde saydıysanız kaç tane yaptı? Herhalde 7 tane yapıyor. 7 ayette Cenab-ı Hak vasiyetten bahsetmiş ve kütübe ifadesiyle adeta üzerinize farz kılındı demiş. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de bu mesele teşvik edilerek anlatılmıştır. Mesela Abdullah İbni Ömer'in naklettiği bir hadis-i şerif var. Bir Müslümanın vasiyet etmek istediği bir şey olup da vasiyeti yastığının altında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Onun için burada şunları söylemeliyim. Herkesin cebinde bir vasiyet defteri veya bir vasiyet dosyası veya evrakı olmalıdır. Kimden borç aldınız? Yazın. Yani kimlere borcunuz var? Yazın. Kimlerden alacağınız var? Onları da yazın. Ne kadar malınız var? Bilinen bilinmeyen bir yerde sakladığınız. Ve bunların sizden sonra nasıl taksim edilmesini istiyorsunuz? Herkesin cebinde böyle bir mali vasiyeti olmalı. Ama manevi vasiyetleri de olabilir. Yani çocuklarının şöyle ibadet yapması, böyle ahlaklı olması vesaire gibi. Onun için Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayeti tekrar ediyorum. Yastığının altında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Buhari vesayada, Müslüm vesayada, İbn-i Mace vesaya bölümünde bu hadis-i şerifi nakletmişlerdir.
Başka bir hadiste ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celaluhu size amellerinize ziyade olarak ölümünüz esnasında mallarınızın üçte birini tasadduk etti. Yani vasiyet etme yetkisi verdi buyurmuşlardır. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, mesela diyelim ki adam malının yarısını başka hayır kurumlarına veya şahıslara vasiyet etti. O öldükten sonra o vasiyetinin üçte biri geçerlidir. Yani çocukları o vasiyeti yerine getirmeye mükelleftirler üçte birine kadar. Ama babanın vasiyeti üçte birden daha fazla yapıyorsa çocuklar yerine getirse iyi olur. Ama yerine getirmezlerse üçte birden fazlasını günaha girmiş olmazlar. Onun için arkadaki çocuklar yerine getirir getirmez neyse en iyisi mi sen hayattayken kime ne yardım yapmak, hangi vakfa ne kadar tasaddukta bulunmak istiyorsan yapacağın hayırları kendin hayattayken yapman daha yerinde ve daha isabetlidir. Değerli kardeşlerim, vasiyetler dini açıdan 5 grupta toplanmıştır. 1. Vacip olan vasiyetler. Bir Müslümanın hayatındayken ödemesi gereken ama ödeyemediği borçları. İşte bu çok önemli. Bunları yazmalısınız. Borç da olmaz da söz vermişsinizdir. Vaatte bulunmuşsunuzdur. Kefaretleriniz vardır. Yemin kefaretleriniz vardır. Tutmadığınız oruçlar, bozduğunuz oruçların yapmadığınız kefaretleri vardır. Bunları yazmalısınız ve yapamazsanız kefaretlerini hayattayken vasiyet etmelisiniz. Ve bu vasiyetleri arkada kalan mirasçılar kimlerse onların bu vasiyetleri yerine getirmesi farz manasında bunlara vacip olan vasiyetler deniyor. Elinde başkasının emaneti varsa onu da yazmalı. Emanetler, borçlar, birinden borç aldı, ödünç aldı, emanet aldı. Bunların hepsi yazılmalı. Şu sene şu kadar zekat verdim, zekatımı şu kadar verememiştim ben. Yeminlerim vardı, bozdum, kefaretini tedi edememiştim ben. Vesaire, yani kendi üzerine mükellefiyet olarak binen, farz olarak da geçerli olan hususları yazmalı ve bunlar devamlı cebimizde olmalı. Adama borcumuzu ödemişsek sileriz. Emanetini geriye verdiysek sileriz. Ama cebimizde devamlı böyle bir vasiyet defteri olmalı. Bu farz manasında Kütübe aleyküm ayetiyle de Bakara suresi 180. ayetle de geçerliliğini Allah'ın emri olarak sürdüren bir vasiyet şeklidir bu. İkincisi, müstahap olan vasiyetler. Hali vakti yerinde olan kişinin varis olmayan akrabalarına, yoksullara ve hayır kurumlarına vasiyette bulunması müstahaptır. İyi olur yaparsa bu da arkada bıraktığı malın üçte birine kadar geçerlidir. Mübah olan vasiyetler var. Akrabalardan veya yabancılardan zengin olanlar için vasiyette bulunması. Adam zengin, ihtiyacı yok ama ben ona bir cemile yapmak. Daha önce bana bir yardımı dokunmuştu. Mesela bir cemilede bulunmak istiyorum. Mübah vasiyetler. Bir de mekruh vasiyetler vardır. Mesela fakir varisi olanlar. Varisleri var, çocukları var, fakir. Mallarını vasiyet etmeleri ittifakla mekruhtur. Yani çocukları gerçekten muhtaç. O da vefatına yakın başkalarına vasiyet etmiş. Yapmamalı. Bu mekruh. Yani ölüm hak, miras helal demişler. Mirasçıları muhtaç iken başkalarına vasiyette bulunmamalı. Mekruh vasiyetler içinde bir de Hanefilerin bir görüşü vardır. Kim olursa olsun fıskı fücur ehline vasiyette bulunması da tahrimen mekruhtur. Yani öyle insanlara vasiyet ediyorum ki haramda, günahta onları yiyecekler. Mekruh bu, tahrimen mekruh. Ayrıca bir de
haram olan vasiyetler vardır. Haram bir işin yapılması için vasiyette bulunulması ittifakla haramdır. Mesela ben şöyle bir arazimi meyhane yapılması için vasiyet ediyorum. Haram olduğu için bu vasiyette yerine getirilmez. Mesela Müslümanın bir kilise yapılması için vasiyette bulunması, şarap fabrikası inşası gibi haram olan bir şeyi vasiyet etmesi, bunlar tamamen haram olan vasiyetlerdir ve vasiyetler yerine getirilmez. Ve bu tür vasiyetlere de asla ve kat'a uyulmaz. Ayrıca meşru cihetlere bile olsa, bunu az önce söylemiştim, malının üçte birinden daha fazlasını isterse çocuklar yerine getirmeyebilirler. Ama isterse de getirebilirler. Bu mevzuda Hanbelilerin farklı bir görüşü var. Bu tip vasiyet de mekruhtur. Yani şer-i şerife göre üçte birden daha fazla vasiyeti çocukların yerine getirmeme yetkisini vermiştim. Baba da bunu bildiği halde öyle bir vasiyette bulunuyor ki malının yarısını başkalarına vasiyet ediyor. İşte babanın böyle bir vasiyette bulunması da zaten mekruhtur demişler. Acaba vasiyetin gerçekleşebilmesi için bunun ana rükünleri, ana şartları nelerdir? Fıkıh kitaplarında bir de bunun üstünde durulmuştur. Vasiyetin rüknü Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre vasiyetin rüknü hibe, alım satım, icare vesaire akitlerde olduğu gibi icap ve kabulden ibarettir. Vasiyet ettim, o da vasiyeti kabul ettim. Vasiyette bana verdiğin şeyi kabul ettim diyecek. Bunun üstünde çok genişçe durulmuştur. Vasiyette icap ve kabulün şart olduğu fıkıh kitaplarında çok detaylı olarak anlatılır. Oraya havale ediyorum. Vasiyetin şartlarına gelince bir, muside bulunması gereken şartlar. Musi vasiyette bulunan. Musi vasiyette bulunan şahıs teberrua ehil olmalıdır. Aklı başında, dengeli düşünen birisi olmalı. Onun için bu medeni kanunlarda da var. Mesela adam yaşlı, biz de bunu daha önce böyle takip ettiğimizi hatırlıyorum. Adam 80 küsur yaşında bir tarlasını hizmete verecek. Çocukları da istemiyor. Önce hastaneye gidiyor, aklı başında raporu alıyor ve sonra kendi malını hayattayken satıyor, veriyor. Öyle bir şey onun ölümünden sonra onun vasileri tarafından da bozulmaz, bozulamaz. Yani bir defa vasiyet etmeye, teberru etmeye ehliyetli olmalı. Yani musi vasiyet eden kimse akil, bali ve bir de hür olmalıdır. Başkalarının baskısıyla bunu yapmamalıdır. Bunlar da belgelenmeli ve ta ki çocukları ileride bozmasın. Musi'nin akıl sahibi olması gerektiğinde ulema arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Bunda ittifak vardır. Ancak bunak, baygının vasiyeti ittifakla caiz değildir. Baygının ve böyle bunağın görüşleri de anlattığı şeyler de caiz değildir. Bunu özellikle şu noktasıyla bir vurgulamak istiyorum. Bu Sungur abi artık daha düşünemeyecek hale geldi. Sungur abi bir risaleleri hatırlıyordu. Onun dışında her şeyi unutuyordu. Şam'da da birkaç gün misafir etmiştim. Ama bunların vefatına yakın diğer büyük abiler de işte hizmetin aleyhinde birileri bir şeyler yazdı. O sıra milletvekili oldu. Kim olduğunu bilmiyorum. Onlar böyle hizmetin aleyhinde, Hoca Efendi'nin aleyhinde yazı yazmışlar. İmzalattılar onlara hizmet diye. Onları artık bunamışlar, baygın hale gelmişler. Onların o şekilde kağıtlara attıkları imza da geçerli değildir. Evet, vasiyet ittifakla geçersizdir yani. Ancak buluğ konusunda ihtilafları var.
Hanefi ve Şafilere göre Musi'nin bali olması da şarttır. Akil, bali olacak. Diğer ibadetlerde olduğu gibi. Tabi bunu detaylandırmışlar. Mesela sarhoşun vasiyeti caiz mi? Şafilere göre sarhoşun vasiyeti de caiz değildir. Ve ama diğer üç mezhebe göre sarhoşun vasiyeti geçerlidir demişler. Çünkü aklı başında değildir demiş İmam-ı Şafii. Kafirin vasiyeti ittifakla caizdir. Adam ehli iman değil, kafir, ittifakla caiz. Bunun da üstünde durmuşlar. Evet, Musi'de bulunması gelen şartlardan birincisi buydu. İkincisine gelince Musi vasiyet ettiği mala malik olmalıdır. Vasiyet ediyorum ben, bu denizden bu kadar balık tutun, onu da filan yere hayır kurumuna verin. Öyle bir şey yok. Denizdeki o kadar balık tutulacak tutulmayacak belli değil. Vasiyet ettiği mala malik olması lazımdır. Malik olmadığı bir malı da vasiyet etmesi caiz değildir. İleride şu evi alın, ondan sonra filan yere bağışlayın. Elinde değil daha. O da geçerli değildir. Üçüncü maddeye gelince Musi vasiyeti kendi rızası için ve hür iradesi ile yapmış olmalıdır. İkrahla, yani zorlama ile, şaka ile veya hata ile mal vasiyet ettiyse bunların da geçerli olmadığını bütün ulema ittifakla ifade etmişlerdir. Evet, vasiyetin şartlarından bir vasiyet edenle alakalı şartlar üstünde durduk. Diğeri B. Musa Leh. Musa Leh kendisine vasiyet edilen kişi ile ilgili şartlar. Musa Leh mevcut olmalıdır. Yani kendisine vasiyet edilen bir şahıs, bir kurum neyse mevcut olmalı. Ana karnındaki cenin de mevcut sayıldığı için, çünkü onun çocuğu cenin de dünyaya gelecek, o da mevcut sayıldığından ona yapılan vasiyet de geçerlidir. Bu bir. İki, Musa Leh belli olmalıdır. Yani işte şöyle orta boylu, şöyle gözleri çakır filan mahallede bir adam var. Ona vasiyet ettim. Böyle olmaz. Kim olduğu kat'i belli olmalı. Meçhul şahısa vasiyet edilmez. Üç, Musa Leh mal edinmeye müstahak birisi olmalıdır. Yani kendisine vasiyet edilen kişi mal edinmeye müstahak birisi olmalı. Dolayısıyla köle için yapılan vasiyet geçerli sayılmamıştır. Dört, Musa Leh, yani kendisine vasiyet edilen kişi Musi'nin katili olmamalıdır. Üstad Hazretleri Risalelerde bunun üstünde durmuştur. Hadis var, el katilü la yerisü. Katil mirasçı olamaz. Mesela çocuk dese ki, lan bu bizim baba da peder de çok yaşadı be. Bağışlayın, bazı çocukların şeytanlığı. Bu moruk da çok yaşadı. Ula bir ölse de biraz malından biz de hayattayken istifade etsek dese. Babasını öldürse veya öldürse şer-i şerife göre o babasının malından miras alamaz. Vasiyet edeceği dışta başka bir insan da öldürse kendisinin katiline mirasta bulunsa bile bu geçerli değildir. Üstünde çok durulması gereken önemli hususlardan bir tanesidir bu. Evet, Murisi öldüren katil mirasta mahrum olduğu gibi Musi'sini öldüren Musa Leh de vasiyetten mahrumdur. Bu görüş Hanefi ve Hanbelilere göredir. Şafii ve Malikilere göre dıştan birisi bir adamı öldürse ve ama vasiyet ettiyse de onun malından verilebilir demiş Şafilerle Malikiler. Ayrıca bu Musa Leh'te kendisine vasiyet edilende bulunması lazım gelen şartlardan bir tanesi de Musi'nin varisi olmamalıdır. Zaten varisi. Zaten ona mirastan vasiyette bulunacak. Bulunmasa da o zaten alacak. Onun için dışta birisine varisi olmayan birisi olmalı. Altıncı olarak da Musa Leh haram bir ciheti olmamalıdır. Haram bir cihet olmamalıdır. Mesela kumar salonu yapılması için vasiyet ediyorum.
şarap fabrikası için böyle bunlar da geçerli değildir. Bir de Musa Bih'te aranan şartlar. Musa Bih değerli arkadaşlar vasiyet edilen şeyler. Bir de bunlarda aranan şartlar vardır. Bir, Musa Bih mal olmalıdır. Mal taşınır, taşınmaz bir mal olabileceği gibi hak ve menfaat yönüyle de olabilir. Bir kimse mesela evinin mülkiyeti varislerin olması şartıyla süknası içeride oturma hakkı bir başkasına vasiyet edebilir. Menfaat baştan vakıf çeşitlerinde bunu söylemiştik. İki, Musa Bih olan mal, Musa Bih olan mal mütekavvim mal olmalıdır. Yani mütekavvim mal, malı mütekavvim bu fıkıhta çok geçiyor. Hoca Efendi'den biz Hidaye'yi okumuştuk. Orada da çok geçerdi. O zaman anlamakta zorlanırdım bunları. Yani Müslümanlar katında değeri olan bir mal olmalı. Mal-ı mütekavvim o demektir. Eğer diğer insanlar için veya Müslümanlar için değeri olan bir mal olmalı. Bir Müslümanın başka bir Müslüman için şarap, domuz gibi mütekavvim olmayan, yani değeri olmayan bir şeyi vasiyet etmesi caiz değildir. Aynı şekilde bir kimsenin ölümünden sonra peşinden ağıt okutması için vasiyet etmesi de geçersiz vasiyetlerden bir tanesidir. Evet, malda bulunması lazım gelen şartlardan üçüncüsüne gelince temlike kabil olmalıdır. Yani o onun kendi mülkiyetine geçebilmeli. Yani bundan maksat vasiyet edilen alın şer'i akitlerden bir akitle sahip olunması, sahip bir mal olması. Mesela henüz karnına düşmemiş bir yavruya vasiyet caiz değildir. Yani ortada olması lazım. Evet. Dördüncü şart, vasiyet edilen mal muayyense vasiyet edilirken musinin mülkü olmalı. Şu anda ölen ve vasiyet edenin kendi mülkü içerisinde bulunması lazım. Diğer bir şart da Musa Bih'in vasiyet edilen masiyet ve şer'an haram olan bir şey olmaması gerekiyor. Mesela kabrin gösterişli bir şekilde yapılması için vasiyette bulunmuş. Yapmazlarsa bir şey olmaz yani. Bu İslami değil. Ayrıca Musi'nin varisi varsa Musa Bih terikenin üçte birinden fazla olmamalıdır. Az önce buna da dikkat çekmiş olduk zaten. Ve bir de vasiyetin hukuki hükümleri vardır. Bu hükümler bu ölçülere göre şer'i mahkemelerde de geçerli olduğu hususuna fıkıhçılar vurgu yapmışlardır. Ve bu vasiyetler meselesi oldukça derin bir şekilde fıkıh kitaplarında anlatılmış. Ayetlerde 7 ayet, hadis-i şeriflerde ise oldukça fazlaca ele alınan bu mesele, evet bizler de eninde sonunda az yaşa çok yaşa elbette gelir başa demişler ölüm. Bu vasiyetlerimizi yazmalıyız. Ahlaki vasiyetler de ayrıca baba çocuklarının ahlaki vasiyetler de yazabilir. Evet, üstünde biraz fazla durduk. Çünkü önemliydi bu 7 ayette Kur'an'da anlatıldığına göre. Şimdi gelelim 7 ayetten bir tanesi olan 106, 107, 108, 3'ü aynı meseleyi anlatıyor. 106. ayete gelince işte burada vasiyet bahislerine dikkat çekiliyor. Sebeb-i nüzulü var ama Efendimiz Aleyhisselam'a veda haccı sıralarında geldiği için işte öyle bir işarette bu manada var diye başta söylemiştim. Bu vasiyet ayetinden önceki ayetlerde geçen hafta okuduğumuz bir mesuliyetimizi anlatan bir ayet vardı. Ve ondan önceki ayetlerde de işte böyle çok soru sormayın, dengeli sorun ve bir de kurbanlıklarla alakalı meseleler vardı. Şimdi o ayetlerle bu vasiyet ayetinin nazmi bağlantısı nedir?
Yukarıda canın korunması ile alakalı ayetler vardı. Burada ise bu miras ayetleriyle de malın korunması ile alakalı hükümler geçiyor. Bu bağlantı, yani ayetler arasında cefel kalem anlatım yok. Gerçekten ortak paydalarıyla nazmi manaları var. Bir de burada yeni bir konuya geçildiğini düşünenler olsa bile, hayır öyle değil. Burada aynı zamanda iki ayet arasında bağı şöyle kurmak gerekir demişler. Önceki ayette herkesin dönüşünün Allah'a olduğunu anlatmıştı. Hatırlarsanız İllallahi merciukum cemi'an ayeti. 105. ayetin sonu feyünebbiüküm bimâ küntüm ta'melûn. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah ne yaptığınızı orada size bildirecek, haberdar edecektir. Bir önceki ayet öyle bitiyor. Ve buna takiben de ölümle ilgili bir hükme temas edilmiştir. Allah'a döneceksiniz. Döndüğünüz zaman dünyada kazandığınız malların da hesabı size sorulacak. Ha işte bu mallarınızı da böyle taksim edin, böyle yapın diyerek mal noktasıyla Allah'a döndüğümüz zaman huzur-u Rabbül Alemin'de mesul olmamak için bir önceki ayetin sonuyla bu ayetler arasında böyle bir bağlantının, nazmi mananın olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu ayetin veya üç ayet aslında nazil olma sebebi vardır. Hadis kaynaklarında şöyle anlatılır. Tamim et-Dari, Adi bin Beda ve Büdeyl bin Ebu Meryem veya Ebu Mariye. Bu üç arkadaş, üç kişi ticaret için birlikte Şam'a gitmişler. Tamim henüz Müslüman olmamış. Bazı kaynaklara göre kardeşi olan Adi de Hristiyanmış. Büdeyl ise Müslüman. Şam'a vardıklarında veya bir rivayete göre yolda Büdeyl hastalanmış. Büdeyl Müslüman. Yanındaki eşyaların bir listesini yapıp bunları yazdığı kağıdı yol arkadaşlarına haber vermeden kendi eşyalarının, kumaşlarının arasına yerleştirmiş. Vasiyet etmiş yani. Ticaret kervanında hangi malları var onları kağıdına yazmış. Bir değil. Sonra onları döndüklerinde eşyalarını ailesine teslim etmeleri için bir vasiyette bulunmuş. Siz demiş ben burada öleceğim. Benim bu eşyalarımı aileme teslim edin demiş. Öyle vasiyet etmiş. Ardından ruhunu Allah'a teslim etmiş Büdeyl. Arkadaşları döndüklerinde eşyanın arasında yer alan altın nakışlarla bezenmiş gümüş bir kabı alıp diğerlerini ailesine teslim etmişler. Yani eşyaların içerisinden birini çalmışlar. Ve eşyaları teslim edince Büdeyl'in yaptığı o vasiyet listesi, eşya listesini o götüren iki arkadaşı görmediği için halbuki onlara yazdığı mektupta öyle bir gümüş kap da var ha bu eşyaları içinde diye yazmış. Ailesi Büdeyl'in yaptığı listede bir de gümüş kapı bulunduğunu görünce halbuki teslim edilen eşyaları içerisinde gümüş kap çıkmadı. Hemen varmışlar diye Temim'le Adi'ye bir de gümüş kap varmış babamız yazmış bunları bize bu gümüş kapı ne yaptınız diye onları hesaba çekmişler. Onlar da inkar etmiş. Ailesi durumu Resulullah Aleyhisselam'a anlatınca işte bu 106. ayet bu münasebetle nazil olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam ikindi namazını mütakip onlara yemin ettirdi. Zaten bu ayette de ona da dikkat çekiyor. Tahbisûnehüme min ba'tis salat. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam onlara yemin ettirdi ikindi namazından sonra. Böylece problem bir süre çözümsüz kaldı. Onlar biz almadık diyor. Yok yok. Sonra dava konusu gümüş kap Mekke'de bir yerde bulunmuş. Sahiplerine o gümüş kapı orada Mekke'de kimlerdeyse kimden aldıkları sorulduğunda demiş ki bunları bize
Medine'deki Temim Ettari ile Adi bin Beda getirdi. Bize sattılar. Biz de aldık. Ha, anlamış ki, anlaşılmış ki Temim'le o Adi bu gümüş kapı o miras payı çocuklarına geçmeden onlar çalmışlar. Ve durum tekrar Efendimiz Aleyhisselam'a arz ediliyor. Bu defa ikinci ayet nazil oluyor. Yani bu 107. ayet de işte bu bölümle alakalı. Yani bizim malı çalmış o adam götürmüş filanlara satmış filanlar da iki tane üç tane şahit Temim'le Adi'nin çaldığını söylüyor deyince bu defa Efendimiz Aleyhisselam'a bu 107. ayet nazil olmuş. Evet, diğer bir rivayete göre Temim'le Adi bu kabı 1000 dirheme satıp parasını bölüşmüşler. Temim Müslüman olunca bu olaylardan duyduğu rahatsızlık üzerine Büdeyl'in ailesine durumu açıklayıp 500 dirhem ödemiş. Onlar da Adi aleyhine dava açtılar. 510'dan alacaklar 1000 dirhem. Ve ayete göre yemin edip davayı kazandılar. Ve 108. ayette işte bu münasebetle nazil olan bir ayeti kerimedir. Demek ki mirasın peşine düşmek lazım. Burada o kadar geniş anlatılan mevzular var ki, evet 106. ayet, evet siz de mealini okudunuz. Burada geçen zeva adilin ifadesi, zeva adilin minküm. Sizden olan iki adil kişi. Buradaki sizden maksat nedir? Burada iki görüş var. Bir, sizin dininizden olan iki adil kişi. Bir başka görüş de sizin ailenizden, yakın çevrenizden olan iki adil kişi. Gerçekten üstünde durmaya değer. Bir de burada sizden olmayan bir kişi daha. İzâ hadar ahdû zevâli ev âkharâne min gayriküm. Sizden olmayan. Bunlar kimdir? Birinci iki mana var. Burada maksat sizin dininizden olmayan iki kişi. Sizin dininizden olmayan iki kişi, sizin dininizden olan bir kişiye denk olarak adeta burada anlatılmış oluyor. Taberi'de bu mevzuda baktım çok fazla ifadeler, tefsirler, yorumlar var. Mezhep imamlarından Ebu Hanife, Malik ve Şafii, Talak suresi 2. ayette, ve Bakara suresinin 282. ayetinde anlatılan miras hukukuyla alakalı anlatılan hususlar bu 106, 107, 108. ayetlerle mensuh olduğu hususuna dikkat çekmişler. Evet, bu ayetin manası anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi 107. 108. ayetleri beraber okuyalım. Tercümesiyle de zaten mesele anlaşılmış olacaktır. Fe in usbira ala ennehuma istahakka ithman fe akharan yakuma limakamahuma minellezine istahakka aleyhimul evleyani fe yuqsimani billah. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 107. ayet. Şayet sonradan bu şahitlerin yalan söyleyerek günah işledikleri anlaşılırsa, şahitlerin haklarına tecavüz etmek istedikleri ve ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi öbürlerinin yerine geçerler ve vallahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin eder. 8. ayet. Bu usul şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları,
yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın hükmünü dinleyip itaat edin. Allah din yolundan çıkan fasıklar güruhunu emellerine kavuşturmaz. Açıklama. Vasiyetin yerine getirilmesi için alınacak tedbirler bu ayetlerle özetlenmiştir. Ayetin son cümlesinden maksat şudur. Siz ittika etmez ve söz dinlemezseniz fasık olursunuz. Allah da fasıklara hidayet etmez. Yani cennet yolunu bulmaya veya faydaları olan cihete muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz. Evet, şahitlerin güçlü olması lazım. Şahitlerin yalan söylememesi lazım. Burada dikkat çeken ana hususlar odur. Çünkü kul hakkına taalluk ettiği için o şahitler de öbür alemde o kul haklarından dolayı hesaba çekilirler. Üstünde gerçekten ciddi durmak lazım. Bugün şahitlerin sizden önce ölebilir, şahitler yalan söyleyebilir. Bu mevzuda en güzel şahit, Hüdayene ayeti diye ifade ettiğimiz 282. ayetinde anlatılan, orada da aynen o şahitler hususuna dikkat çekiliyor. Ticari ortaklık, borç verme, şirket kurma vesaire vesaire. Buradaki o şahitlerin durumu Bakara suresi 282. ayetin tefsirinde çok genişçe durmuştuk orada. Orada فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدِلْ ifadesi vardı. Adaletli bir şahit yazsın. Bugünkü adaletli şahidin karşılığı noterdir. Ben Arap dünyasında kaldım. Sizler de gittiğinizde görmüşsünüzdür. Noterlerin kapısında levhası olarak كَاتِبٌ بِالْعَدِلْ yazar. Noter tasdikli. Öyleyse vasiyetlerinizi, kime karşı borcunuz var, kimden ne aldınız, yukarıda saydığımız bu vasiyetle alakalı şeyleri yazarken noter tasdikli yapmak lazım. Ve bu mahkemelerde geçerli olur. Bir başkalarının dönmesi mümkün olmaz. Borç aldığınız insan, borç verdiğiniz insan vesaire vesaire malınızı vasiyet ederken bu noktalarıyla katibin bil adilleri şahit tutmak sağlam şahitlerdir. Ve yukarıda 4 tane şahit var. İdi. İkisi gayrimüslimdi. Hadisenin sebebi nüzulünden anladığımız. Sonra da iki tane Müslüman insan Mekke'de bunu filan filan bize sattı dediler. Eğer iki şahit yalan söylerse, aldatırsa vasiyette, ama iki şahit daha tutmak, yani anlaşılıyor ki burada 4 tane vasiyette 4 tane şahidi şahit olarak imzalatmak, şahit tutmak daha yerinde ve daha isabetli olduğu hususu anlatılmış oluyor. Kısaca aktarmış olduğum ayetlerin cümle cümle, kelime kelime, hatta harf harf bağlantılarıyla daha da geniş anlatılabilirdi ama bu kadarla bunların anlaşıldığını düşünüyorum. Hepimizin de bir vasiyetnamesi olmalıdır. Kitaplarımız varsa nereye bağışlayacağız, çocuklarımızın ne almasını istiyoruz vesaire gibi. Böylece bu bölümü de tamamlamış olduk. Bir gruptu bu, bir saat sürdü. Ama kısa oldu yine bana göre de.